Ve tarihin ikinci şampiyonunu da ekranlarınıza getirdikten sonra devam edelim. Denizlerde av yasağı kalktı bu sırada. Balıkçılar 1 Eylül'de vira bismillah diyerek ağlarını attı. Yeni sezon hamsi bolluğuyla başladı. Balık mezatlarında hamsi sevinci yaşanıyor. O sevinç tezgahlara da yansıyor. İstanbul'da geçtiğimiz sezon mumla aranan hamsi şimdi tezgahları süslüyor. Ama tezgahtaki etikete bakanın da morali bozuluyor. Tavukla et olarak fiyatlarına bakarsan şu anda balık daha uygun yani. Geçen seneye göre normal. Geçen sene aşağı yukarı bu fiyatlardaydı balıklar. İstavrit aldım. Canlı hala oynuyor şu anda. Kızartacak mıyız, ne yapacağız? Mısır unuyla kızartma. Hamsi şu an bol. Hamsi gayet bu sene lezzetli de. Kar yağmadı da inanılmaz bir lezzet var. Biz neredeyse iki güne bir kendimiz yiyoruz burada. Tezgahlardaki bolluk esnafın yüzünü güldürdü. Av sezonu hamsi bereketiyle başladı. Şu an baktığın zaman hamsi yönünden, istavrit yönünden, mezgit yönünden, sardalya yönünden bir bolluk var. Bir kilo alınır yani, yapılır. Biz eşimle iki kişi olduğumuz için, şimdi kızımız da geldi, onun için bir kilo hamsi alırız ya. Tayfalar vira bismillah diyerek açıldı. Yeni balık sezonu bollukla başladı. İstanbul'da mezatlar hareketli. Geçtiğimiz sezon mumla aranan hamsi bu sezon tezgahları süslüyor. Bolluk hem esnafı hem de tüketiciyi memnun ediyor. Bu sene bayağı hamsi bolluğu var. Yer miydiniz önceki senelerde de hamsi, alır mıydınız? Her sene alıyoruz. Her sene günlük hamsi alıyoruz iş yerine. Bir yemeden olmuyor balık. Ne var menüde bu akşam? Vallahi balık var. Balık da bilmiyorum, çupra var, istavrit var, güzel hamsi var ama yani hangisini alacağımı, bana en uygun olanı. 1 Eylül'de sona eren av yasağı ile birlikte taze balıklar tezgahlardaki yerini aldı. İstanbul'da balık pazarlarında hareketlilik arttı. Derya kuzuları tezgahları süslüyor. Peki İstanbul'da balık fiyatlarında son durum ne? Tezgahların aranan balığı sardalya 150 lira. İstavritin kilosu da yine 150 lira. Karadeniz mezgiti de 150 liradan alıcı buluyor. Tezgahların yıldızı hamsi ise bu sezon 100 liradan alıcısını bekliyor. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle balık çeşidinin daha da artması bekleniyor. Karadeniz hamsisinin de tezgahlara gelmesiyle fiyatların daha da düşmesi öngörülüyor. Balıkçılar da tüketici de bollukla başlayan yeni sezondan umutlu. 200 liraydı şu hamsi, 250 liraydı 10 gün önce sezon başında. Şu an 100 lira. İnşallah bu fiyatlar devam eder. Vatandaş hem cebi yanmaz hem de bol bol balık yer. İnşallah olur, herkes yesin yani. Böyle apartmanlardan balık kokuları gelir mi? Gelir gelir. Gelir, bu sene gelir yani. Kadın oyuncuyu zorla öpmekle suçlanan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales görevinden istifa etti. İspanyol savcılar Rubiales hakkında ön soruşturma başlattı. Öpücük skandalında yeni gelişme yaşandı. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti. Olay 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yaşandı. Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, şampiyonluk kutlamasında kupa kaldıran oyuncuların yanına gitti. Forvet oyuncu Jenny Hermoso'yu dudaklarından öptü. Hermoso ise Rubiales'in kendisini zorla öptüğünü belirterek şikayetçi oldu. FIFA da federasyon başkanını görevden uzaklaştırma kararı aldı. Gelen tepkilerin ardından Rubiales istifa ettiğini duyurdu. UEFA İcra Komitesi'ndeki başkan yardımcılığı görevinden de ayrıldığını açıkladı. İspanyol savcılar 29 Ağustos'ta olayın cinsel saldırı suçu oluşturup oluşturmayacağı konusundaki ön soruşturmalarını başlatmıştı.